Herkese merhaba. Evet efendim, yeni bir yayınımıza daha başlıyoruz. Evet, Arman. Fıstık. Hoş geldin. Hoş bulduk. Yaşasın. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Ben de çok heyecanlıyım yine. Mutluluk heyecanı. O zaman çok şükür diyelim. Evet, çok şükür gerçekten. Ay, Bugün yaşasın. çok da güzel bir zaman diliminde yapıyoruz çalışmamızı, yani sohbetimizi. Çalışmamızı, evet. Sohbetimiz olacak çünkü. Ben şuradan niye bir okuyayım da hep birlikte, ben de okumamıştım çünkü kopyaladığım için. Hep birlikte tekrar edelim ve şifa konuşurken alanımızda çalışsın. Zamanı boşa harcamayalım. Gerçekten dünya o kadar güzel, yaşamak o kadar güzel ki hiçbir anını boşa harcamamalıyız. Kesinlikle. Şifa için hayatımı sevgi gerçekliğinde sevgiyle ve kolaylıkla yaşamayı seçiyorum. Hak ettiğim sevgi şifasının bu seçim alanımı şifalandırmasına izin veriyorum. Yaşamım boyunca hak ettiğim sevgi koruması benimle olsun. Olsun. Amin. Çok iyi Güzel ya. günün enerjisi de evet böyle derin derin arınmaya vesile olsun. Olsun. Çok güzel enerji alanı var. Yani bu çift sayıların her birinin farklı bir enerjisi oluyor. Bugünkü enerji gerçekten çok farklı ve katmanlı bir enerji. Yani hangi kelimeyi söylesem doğru olacak diye düşündüm. En doğrusu katmanlı. Çünkü hepimize, yani bütün enerji alanları her zaman için hepimize farklı farklı alanları açıyor. O zaman duyguyu da alalım. Evet, katıldım. Bugünkü enerjinin bu güzel olan tarafı, hoş geldin Hoş buldum. Hoş geldin. Hoş buldum. Duygu. Nasılsın? Çok teşekkür ediyorum. Çok iyiyim Yasemin. Yine tabii ki de çok heyecanlıyım. Sen bugünün Destek. güzel enerjilerinden bahsediyordun. İstersen sözünü tamamla, sonra biz de neler deneyimledik bugünle ilgili onu söyleyelim. Aslında bugün üç kişinin olması da üç ayrı enerji alanını destekliyor. Yani Ay, benim o enerjisel süpermiş. düzeyde fark ettiğim ve ifade ettiğim alanı da açmış oluyoruz. Çünkü her sohbet ettiğimiz insan farklı bir şifa alanını beraberinde getiriyor. Sizlerle bunu deneyimliyoruz. O yüzden ben çok keyif alıyorum Biz de. sohbetlerde çoklu olunmasından. Yasemin, yalnız ben seni göremiyorum şu an. Hala bağlanamadı. Nasıl göremiyorsun? Siyah olarak böyle yuvarlak bir daire dönüyor. Aydınlık. Dün demeyeyim, benim sabahım akşamım farklı olduğu için sabaha Evet. karşı internette bir sorun vardı. Dedim ki eyvah, bir saatin üstünde falan da gelmedi internette. Evet. İnşallah akşama gelir dedim. Yayındaki kesinti ondan mı ya da donma ondan mı bilmiyorum ama Sesin geliyor ama görüntü yok. Ben tekrar mı bağlansam acaba, benim mi ben internetimle ikinizi alakalı de bir durum görüyorum. var? Ben görüyorum Yasemin. Ben de Ya, Armağan'ı ikinizde görüyorum. de Bir tek sorun seni yok bende. göremiyorum. Görünür olmak istiyorum o zaman. Evet. İstersen tekrar bağlanayım ben Yasemin. Tekrar deneyelim. Bir dakika. Tamam. Şimdi. Ben de bir internetim. Şimdi. O zaman seni ben Ben göndereyim, tekrar tekrardan katılayım alayım. çıkıp. Tamam, Tamam. tamam. Çoklu bağlantı Bizim bu olunca oluyor böyle şeyler. geçen sefer de olmuştuk, bu Ben de. sefer de demek ki
Yani şey, çoklu olduğu zaman belki de internet altyapısı hala uygun olmadığı için orada bir karmaşa da oluyor olabilir. Duyguyu tekrardan alıyoruz. Biz seni görüyoruz. Sen bizi görüyor musun? Ay yine sen gittin Yasemin ya. Niye böyle oldu? Hallediyorlar bence. Bir şey yapayım ben. Şimdi ben seni dondurdum. İnternetimle alakalı zannediyorum ki sıkıntı vardı. Geldi mi şu Tamam an? mı? Evet, şu an ben kendi internetime geçtim. Şu an her şey yolunda. Evet, ben de aynı şeyi yaptım bu defa. Sorun yaşamamak için Wi-Fi yerine Evet. telefonun internetinden Çok iyi yaptık o zaman. bağlandım. Elinle yapacak. Evet. bu enerjinin belki şeyden de oluyor olabilir. Hani biz bu kadar çıldırıyoruz ya, enerjiler arttığı zaman Evet. internet bunu kaldıramıyor da olabilir. Bizim o kadar çok yüksek bir enerji gerçekten. Çok çok Ben hep yüksekti. teknolojiyle ilgili olarak alan dengeye gelsin falan niyet ediyorum ama birçok insanda teknolojik alanla ilgili uyumsuzluk var. Hele son 3 gündür bu alan benim böyle iyice bir gözüme gelmeye başladı. Bu hani yeni nesil gayet teknolojiye adapte oluyor. Her şeyle böyle hemhal olabiliyor. Benim yaş grubum ve benden daha yaş olarak büyük olanlar da bu teknoloji alanında büyük bir karmaşa hissediyorum ben. Benim de bir 3-4 günden beri falan bilgisayarda böyle bir yavaşlık olmaya başladı. Onun da sebebini anlamadım. Virüs falan taraması da yapıyorum ama belki enerjisel olarak bir uyumlanma süreci vardır. Çünkü biz nasıl tekamül ediyorsak aslında bütün enerjiler, teknolojiler, her şey tekamül ediyor. Onların tekamülüne bizi onların tekamülü ve bizim tekamülümüz arasındaki böyle aşırı uçurum varsa onlar hop denge gelsin, uyuma gelsin. Denge Gelsin. gelsin. Evet, sizin bugünle ilgili yorumlarınızı alalım. Duygu bir kozmik şaka yaşadı bugün. Ya evet. Çok tatlı ve çok komik bir şey yaşadım. Gündüz işteydim ama gün içerisinde tabii Yasemin'den böyle bir meditasyon bekliyordum. Akşam hani oldu, ben eve geldim falan, hala meditasyon yok. Dedim ki herhalde yapmayacak Yasemin. Ama gün içerisinde şuna niyet etmiştim. Eğer yaparsa hani ben de enerjisel olarak oraya katılayım, hani dahil olamasam da fiziksel olarak diye. Sonra işte eve geldim akşam, yürüyüşe çıkmadan önce de vaktim vardı. Ne yapayım ne yapayım derken dedim ki bari geçen yılın 7-7 enerji kapısı meditasyonunu dinleyeyim. Ben açtım, güzel güzel dinledim. Bir sürü işte enerjiyi de böyle işte davet ettim alanıma, güzel güzel enerjileri. İnanılmaz yoğun ve çok güzel bir enerji aktı. Çok keyifli bir meditasyon oldu. Meditasyon bitti, ben bir ara uyumuşum. Yasemin'in sesiyle uyandım. O sırada işte meditasyon sonrasındaki o konuşmasını yapıyor. Sonra işte çıktım, bir baktım Yasemin canlı yayında meditasyonda. Ondan sonra da hemen açtım, dedim ay dedim yaşasın dedim, işte meditasyon var ama bitmiş. Ve yani bu kadar mı eş zamanlılık olur? Meditasyonun başlangıcı, bitişi, ya konuşmalar bile o kadar eş zamanlı ki. Ya dedim kozmik şaka gerçekten buymuş yani tam olarak. Hatta yorum da yaptım. Yasemin'in videonun hani o son kısmında yorum da yaptım. Böyle yani böyle bir tatlı bir kozmik şaka yaşadım. Çok komikti ama oradaydım herhalde Yasemin, bilmiyorum Ya ben senin olmadığını hiç hissetmedim. Yorumlarını çok bilmiyorum ama duydum. Meditasyona böyle bir iç sesim, yani hani böyle bir haldeydi zaten. tamam. Çok sevindim. Geçen yılı bir birleştirmemiz gerekiyormuş. Ya Seni oraya evet. göndermişiz, kusura kalma artık. Orada bir şeylerin bu zamanla bir yükselmesi, dengelenmesi gerekiyormuş gerçekten. Yani çok neşeli oldu benim için de. Hatta meditasyonu tamamladım, bayağı güldüm. Çok hoştu ya, güzel bir deneyimdi. Çok güzel olmuş gerçekten. Çok şeker.
Tam senlik yani böyle eksik olmamakları çok seviyorsun ya bir de Çok böyle. seviyorum, evet. Evet Armağan, çok seviyorum Şahane gerçekten. olmuş. Teşekkür ederiz Kesinlikle. alana getirdiğin güzel enerjiler için. Yani vallahi Çok geldi, katmanlı. enerji geldi. Ben de kabul ettim. Ya ve şöyle bir şey var Yasemin, gerçekten hani hep bunu konuşuyoruz ama meditasyonların enerjileri ya gerçekten çok anda çalışıyor. Yani o bir yıl önce yapılmış bir meditasyon olmasına rağmen o dinlediğim, orada aldığım şeyler bu anla o kadar böyle eş zamanlı oldu ki gerçekten hani oradaki bütün o enerjiler, bütün işte o olumlama, işte onaylamaların hepsi burayla işte denkleşti. Bu çok çok güzel bir şey ya. Gerçekten çok enteresan ve çok güzel bir şey. Hatta Çok bazen şey şanslıyım. oluyor. Mesela işte senin meditasyonunu dinliyorum. Bir olay yaşıyorum o sırada. Gülüyorum ve o an sen de gülüyorsun gerçekten. Ama bir yıl önce yani kaydetmişsin o meditasyonu. Ay diyorum, biz diyorum şu an aynı şeye gülüyoruz herhalde. Öyle tatlı tatlı şeyler oluyor, denkleşmeler oluyor. Zaten o sistemin dengesi çok farklı bir şey. Yani benim içimde de mesela ilk başlangıçta ben de anlamıyordum. Ya bu enerji nasıl falan. Hani ben de diyorum herkes evet çalışıyor ama sonra ben böyle 2017'deki falan meditasyonları dinlerken vay be oluyordum böyle. O kadar dediğin gibi günle eşleşen şeyler oluyor ki. Anla, yani sadece günle bile değil, anla. O zaman eşleşen. Bunun sebebinin de bugün içinde hani şöyle olduğunu anladım senin anlatımlarınla birlikte açılımda. Aslında biz kendimizi arındırıp dönüştürüyoruz. Ama insanlık planında henüz dönüşmeyen hani kardeşlerimiz var. Biz bir şekilde onlarla etkileşime giriyoruz ve onların programını arındırabilmek adına alanımızda bunlar aktif olmaya başlıyor. Yani yaşadığımız deneyim aslında sadece bize özel değil. Gerçekten kolektif bilinçte aşırı sıkışmış. Hani düdüklü tencerede yemek yaparsınız o havanın boşalması, iç basıncının bir azalması gerekir. Eğer iç basınç varken açarsanız düdüklü patlıyor zaten. Bu da aynı şey olmuş oluyor. Yani kolektifte öyle bir konu böyle patlama noktasına geliyor ki ondan sonra bir kişi onunla ilgili meditasyon yapıyor ya da enerji çalışması yapıyor ve o alanda gerçekten dengeleniyor. O biz bilmeden birlik alanını çok güzel deneyimliyoruz. Başka bir güzellik oluyor tabii ki. Böyle hani küçük küçük anlamaya başlayanlardanız şükür. Evet, çok O şükür. güzellik gerçekten çok başka bir alanı beraberinde getiriyor çünkü. Evet, senden olalım Armağan. Bugünün senin için enerjisel düzeydeki etkisi neydi? Benim gece başladı aslında. Yani belki tam vakit girmeden de başlamış olabilir. Böyle bir şey takılmıştı aklıma. Biraz da böyle hani ya ben bunu neden çözemiyorum diye takılmıştı. Duygusal bir konu. Sonra böyle durdum. Bir anda aklıma bir fikir geldi. Bir şeye baktım. Bir konuyla alakalı bir makaleye baktım. Sonra hani koskocaman bir şey bir anda çözülüverdi. Aa demek ki bu bundanmış şeklinde. Konu da empatik olmakla alakalı. Aslında evet yani benliğimiz oluşurken biz hani çok da kullanıyoruz ayna kelimesini. Çok fazla birbirimizle aslında alışverişte bulunuyoruz. Ama eğer çevremizde olan insanlar ya da çok fazla vakit geçirdiğimiz insanlar, bu iş ortamında olabilir, ev ortamında olabilir, arkadaş ortamında olabilir. Eğer şey değillerse, empati yapamıyorlarsa, hani biz bazen yakınıyoruz ya, aa empati, işte çok empatım falan filan, çok güzel bir armağan bu. Çünkü empati yapamadıklarında aslında çok dengesiz bir alan oluşabiliyor o zamanlarda. Bu da çok farklı alanları bloke edebiliyor. Bununla ilgili bir çözülme yaşadım. O yüzden hani bana armağanı geceliğin geldi diyebilirim. Ve çok çok o andan sonra zaten çok çok neşeliydi. Emir'le de bunu paylaştım zaten. Gayet neşeli. Hani bugün oyunlu. Bilmem çok çok eğlenceli bir gündü. Dilerim bundan sonra da hep böyle eğlenceyle devam etsin her İnşallah. şey. Evet, güzel güzel eğlence devam etsin. Aslında
co-laying'di galiba, ayna benlik kavramı. Bir de yani birçok spiritüel öğreti içerisinde ya da kişisel gelişimde ayna kelimesi kullanılıyor. Bunu aslında bilimsel alanda da kullanılıyor. Hem psikolojik anlamda, hem sosyolojik anlamda, hem de sinir bilimsel anlamda. Ayna nöronlarımız da var Evet. çünkü. Doğru. Yani o ayna kelimesi aslında benliğimizde o kadar fazla bulunuyor ki mistik öğretilerin içerisinde de bu kavram bulunuyor zaten. Biz kendi içimizde bazen şey oluyor, yeniden bulmuşuz da kavramı, onu aa bu böyleymiş diye böyle ağlayıp pullayıp yeniden sunuyoruz. Aslında var olan ve bizim varoluşumuzdaki her zerremizde bulunan bilgileri hatırlıyoruz ya da birbiriyle tamamlıyoruz o bulmacanın. Ya da bulmacayı çözer gibi ya da yapbozu yapar gibi onların her birini birbiriyle eşleştiriyoruz ve ortaya çıkartıyoruz. Buradan bizim kendi içimizde belki de bu şunun için gerekli. Egonun bir şekilde kendini ruhla bütünleştirmesi gerekiyor. Ego bir şeyleri bulduğu zaman, fark ettiği zaman, yani anladığı zaman ruhun bilgisine izin veriyor. Biz aslında bence özellikle modern toplumda ruhun bilgisini ego yeniden arıyor, yeniden şekillendirmeye çalışıyor. Ondan sonra diyor ki ben buldum bunu. Yo, aslında vardı. Ama hadi sen bulmuş oluyoruz da. Hani orada hiç ruh bozuntuya da vermiyor. Tamam, evet sen buldun, harika bir şey buldun falan diye. Böyle yeni modern Gerçekten öyle. ruhun böyle sunduğu bir güzellik aslında bu bilgi alanıyla var ettiğimiz ya da yeniden kavramlaştırmayla var ettiğimiz durum. Kendi içimizdeki aslında o Duygu'nun söylemiş olduğu kozmik şakanı kendi kendimize yaşıyoruz. Evet. Yokmuş gibi. Aa bu böyleymiş diyorsun. Sonra hop yeni bir alan açılmış gibi oluyor, aslında var. Evet, kesinlikle. Ama işte biz göremiyoruz, mesele o. Bu arada meditasyon da çok güzeldi. Yani alanı çok derindi, kısa olmasına rağmen. Yani çok cennetimsi enerjiler aktı hakikaten. Duygunun her zaman söylediği gibi gelmek istemiyor insan oradan. Çok 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 güzel yani. Halen de hissedebiliyorum sizinle beraber bu 7-7'nin güzel enerjisini. Şükrediyorum gerçekten. Kim bilir bizi daha ne güzel sürprizler bekliyor diyorum. Kim bilir. Geçen yılın meditasyonu da güzeldi bu arada, onu da söyleyeyim. Gönlümden geçmedi değil. Çok güzeldi, o da çok güzeldi. Bayağı derindi. Akşam da biz bunu yapalım en iyisi Armağan. Duygu yaptı. Biz akşam bunu Destek yapalım. olmamız lazım. Bugünkü yaptığımız meditasyonda bir de her birimize çok farklı bilgi aktı aslında. Hani o egonun arayıp arayıp ya da nefsin arayıp arayıp bulamadığı bilgiler muhtemelen bize tanımlandı. Ve bu tanımlamalardan dolayı da aslında daha bir rahatlamaya başlayacağız. Çünkü yani gerçekten soyut alanı somutlaştırabilmek ya da soyut alanı anlayarak yol almak çok kolay değil. O yüzden egomuzun ya da nefsimizin yapmış olduğu bütün haşarılıkları da anlayabiliyorum. Çünkü ruhen biliyorsun ama onu dünyasal olarak tanımlayabilmek çok zor olabiliyor. Ben mesela çocukluğumdan itibaren gerçekten çizgi filmler, animasyonlar falan onları ya da bilim kurgular onları çok izlediğim için beynim acık daha esnek. Ama o filmleri izlemeyen ya da o bakış açısında olmayan, gerçekten sadece realiteyle yol alan insanlar için bu aktarılan bilgiler, gelen açılımların hepsi çok zorlayıcı açılımlar. Yani belki hayal kurma güçlendirilebilir. Çocukların yapmış olduğu işte o hayali oyunlar, hani eskiden uydurma diyorduk ya, bence aslında o uydurma kelimesi çok basitleştirilmiş, çok muazzam bir yaratım alanını beraberinde getiriyor. Onların her biri bizim hayatımızda başka başka kapılar açıyor. Ama
O işte realiteye o kadar tutunuyoruz ki artık o kapılar açılsa bile yok ya buradan bir şey gelmez deyip tekrar kapatıyoruz. Görmeyebiliyoruz ya da aman ne saçma şeyler falan diyebiliyoruz. İşte bu saçma falan halindense biraz daha saçma da olsa bir bakayım neymiş desek. Bu bizim için gerçekten kolaylaştırıcı oluyor. Benim işte o saçma da olsa bakma merakım mı diyeyim artık isteğim mi bilmiyorum. O benim için gerçekten dengeleyici bir taraf oluyor. Bir ara şeyden çok bunalmıştım ben. Ben şunu yaşıyorum normal mi? Ya diyorum normal kelimesi standardize edilmiş konuların hepsi normale giriyor. Yani onların hepsi o standardize edilmişler norm. Yaşadığın şey de normal. Burada standardize edilmiş bir şey yok. Ben onu nasıl normal diye tanımlayayım? Yani bu soruyu ne olur sormayın diye böyle artık şeydi. Mavi ekran çıkıyordu ya hani bir şey Evet. anlamadığımda ben diyorum ki aynen bak. Hata ekranı. Bu benim için normal mi sorusu benim için mavi ekran diyorum. İşte veri yok. Çünkü arıyorum tarıyorum veri yok. Bilgisayar veriyi bulamıyor. Yok kaydetmemişler bu veriyi. Ve oradaki aslında bizim insan olarak bu kadar zorlanmamız ya da aşırı mantık düzeyinde olan insanların bu kadar zorlanmasının sebebi işte dediğim gibi gerçekten veri yok. O veriyi sadece sezgilerinizle anlamlandırabiliyorsunuz. Belki hani toplumumuzda sanat da çok fazla yaşamımızın bir parçası değil. Belki sanat bizim hayatımızda daha fazla var olsaydı bu soyut alanı anlayabilmek ya da gelen enerjileri yaşamımıza kolayca adapte edebilmek bizim için daha kolay olacaktı. Çünkü sanatın alanında hani sanat soyutu maddeleştiren bir gerçeklik olmuş oluyor. Yani ya gözün gördüğü ya kulağın duyduğu beş duyu aracılığıyla algılanan soyutu beş duyu aracılığıyla algılanan bir forma dönüştürüyor. Bu da çok yaygın değil bizim toplumumuzda. O yüzden gerçekten bu süreç birçok insan için çok zorlayıcı. Anlamaya başlayınca çok eğlenceli ama. Çok. Gerçekten Bu konuda öyle. ben de bir şey eklemek istiyorum Yasemin, kendi deneyimlerimden yola çıkarak. Şimdi normalde ben aslında iki alanı da çok aktif olan bir insanım. Hem zihni çok aktif olan bir insanım, hem de sezgisel alanı güçlü ve aktif olan bir insanım. Benim mesleğimden kaynaklı olarak bir bilim alanım var ama spiritüel kaynaklı olarak da bir sezgisel alanım var. Buna rağmen sezgilerim çok güçlü olmasına rağmen ve yaşadığım spiritüel, ruhsal deneyimler çok güçlü olmasına rağmen zihnen benim de zaman zaman çok sorguladığım oluyor. Ya bu gerçek miydi acaba? Hani doğru muydu? Hatta zaman zaman sizlerden de teyit alıyorum. Hani bu gerçekten gerçek miydi bu deneyimlerim diye. O içsel bilgeyle buluşmak biraz bu alanı rahatlatıyor, dengeye getiriyor. Çünkü o yumuşak sesiyle evet Duygu yaşadığım bu deneyim gerçekti dediğinde daha böyle şeyde hissediyorum, daha güvende hissediyorum. Ama yine de zihnim aslında çok kanıt da veriliyor. Yani o spiritüel alandan çok destek, çok kanıt, çok somut veri de aslında tezahür ediyor. Ama buna rağmen yine de zihnim bazen ciddi anlamda çok net şeyler istiyor, çok net veriler istiyor. O noktada ben de zaman zaman zorlanabiliyorum, zorluk yaşayabiliyorum. O noktada da şunu tercih ediyorum. Hani şu an bu somut veriye ulaşabilme imkanım yok. Biz hani elimizde olanlarla bir yol alalım, ilerleyelim. Zamanı geldiğinde zaten o veri benim karşıma çıkacak zaten. Sadece bunun bir şeyi var. Ortaya çıkması için bir doğru zaman var. Biraz aslında bu bana bunu da öğretti. İlahi zamanı güvenmek, ilahi zamanda bir şeylerin tezahür etmesi. Hatta bu hafta benim de gündemimde bu yoğun enerjilerle birlikte iki tane konu vardı. Bunlardan bir tanesi birlikte tezahür ettirmek, birlikte yaratım konusu. Bir tanesi de işte beni yani biliyorsun Yasemin sıkıştıran bir alan ilahi hak ediş konusu oldu. Çok şükür ben de bugünün enerjileriyle bu iki alanda böyle çok muazzam dönüşüm, böyle bir serbest bırakma ve özgürleşme deneyimledim. Teslim etmem gereken her şeyde Armağan'ın da bana olan desteğiyle teslim ettim. Ondan sonra böyle inanılmaz böyle bir şey yaşadım, rahatlama yaşadım. Yani her şeyi zihinle algılayamıyoruz bu yolda.
Evet, sezgisel alanımız çok kuvvetli olabilir. O alandan çok ciddi bilgiye ulaşıyor olabiliriz. Zihnimiz burada sadece orada yaşadığımız olayı tanımlamak noktasında aslında bize destek oluyor. Bazen anlam veriyor zihin, kabul ediyor. Bazen kabul etmekte zorlanıyor ama senin dediğin gibi işte o şans payını verdiğimizde o zamanı da zihne tanıdığımızda doğru veriye de doğru zamanda mutlaka ulaşıyoruz. Aslında burada senin ilahi zamana güvenmenin sebebi bilim alanındaki araştırmalardaki zamanlama da sana yol gösteren bir taraf olmuş oluyor. Çünkü bilim asla anında her şeyi var edemiyor. Yani böyle samanlıkta iğne arar gibi ya da iğneyle kuyu kazar gibi ortaya çıkartılan çeşitli projeler var. O Evet. yüzden sen bunu da bildiğin için aslında zihnin bir anlamda da biz bunu bilimsel olarak da zaten zaman hani araştırıyorduk, bekliyorduk. O bakış açısıyla da seni rahatlatıyor Aa, olabilir. çok güzel bir şey açılıma sebep oldun. Teşekkür ederim. Hiç o açıdan bakmamıştım ama şeyi olmuş, şunu fark ettim şu an. Bunun bana bir kazanımı olmuş. Çok haklısın. Çünkü bilimle uğraşmayan, gündelik hayatta olan insanlar için genelde işleyen şu, bir eyleme geçiyorsa onun sonucunu hızlıca görüyor. Ve ruhsallıkla ilgili bu alanı hızlıca göremiyorsa demek ki bu olmuyordur, işe yaramıyordur oluyor. Ama bilimsel alanda çalışan biri yıllardır araştırılan çeşitli konular var. İşte bir, dört neslin mi ne bildiğim kadarıyla bir araştırma üzerine çalışıp da hala tamamlayamadığı konular falan var. Yani dört nesil dediğim dört ayrı grup Çok iyi o anladım. proje üstünde çalışmış Evet. ve bu hala tamamlanamamış. Ama dediğim gibi gündelik hayatta bu olamaz, kabul edilemez bir durum. Hemen her şey olması gerekiyor ama bilim alanındaki senin bakış açın bunu var edebiliyor. Belki de senin ilahi zamana bu kadar hızlı uyumlanman bundandır. Birçok insanın ilahi zamanı anlayamaması ya da aşırı sabırsız olması. Çünkü günümüz o kadar hızlandı ki bu hızlı tüketim sonucunda da her şeye anında ulaşmaya çalışıyorsun falan yani. Ve hani o teknolojik olarak önceden ben diyorum ya birkaç gündür bilgisayarım yavaş falan. O benim eski bilgisayarım için hızlı bir aslında işleyiş yöntemi. Ama ben ona göre hala yavaş diyorum şu andakine. Niye? Çünkü daha önceden daha hızlıydı. Veriler depolandıkça boş alan azaldığı için bilgisayar da doğal olarak kendi alanını kullanamadığından biraz daha yavaşlamış oluyor. Ama biz bunları böyle tahammül edilemez, kabul edilemez bir döngü içerisinde fark edebiliyoruz. Birazcık böyle bir o gerçekten teknolojiyi çok seviyorum ya da gelişme benim için gerçekten güzel. Burada bizim dengeyi korumamız gereken taraf işte her şeyi tüketip tüketip atmayalım. Yani şu telefonların arkadaş o nedir ya? Bir yıl geçmeden yeni bir serisini çıkartıyorsunuz. Bir el insaf şuna 2 sene kullanım ömrü vermişsiniz. Bari 2 sene sonra çıkartın yani. Yok. Yani bir de dursalar Evet. telefonda duruyorlar, tablette durmuyorlar. Tablette duruyor, bilgisayarda Bilgisayarda durmuyor falan. duruyor. Ve ondan sonra bir sürü yeni kullanacağın araç geliştiriyor sana. İşte PlayStation oynayanlar için önceden sadece televizyona bağlanıyordu. Sonra bilgisayara bağlanmaya başladı. Şimdi telefonda uygulanabiliyor bir şeyler bağlıyorlar, ediyorlar falan. Ben de onlara internetten bir şeyler sipariş vereceğim de teknolojiyle ilgili bir şey aldığında altta gösteriyor ya buna bakanlar buna da baktı diye. Evet. O yüzden diyorum yoksa hani çok bildiğim bir şey değil. Ama diyorum ki hani bunlar nasıl bu kadar hızlı gelişiyor? Ve teknolojinin her alanında böyle gerçekten 3 ay teknolojiyi takip etme mağara çağından çıkmış gibi oluyorsun. Ya o kadar hızlı gelişiyor ya. Ben mesela çok korona zamanında geçen yıl 4 ay mıydı neydi çıkmadık dışarıya. Ben biraz daha uzun süreli çıkmadım falan işte ondan sonra çıktım diyorum ki şu an kendimi yedi uyurlar gibi hissediyorum dedim yani mağazalara dolaşırken. Hani onlar 353 müydü neydi? O kadar yıl mağarada uyumuşlar ya ben de kendimi evde o kadar uyumuş hissettim. Dedim ki bu ne ya? Hani bu kadar mı çabuk olur? 4 ay içerisinde. Bu
bu kadar mı her şeyin alt üstüne gelir? İnsan yabancı yani bir de şey değilimdir hani ben böyle çok aman teknolojiyi ben sevmiyorum falan diyenlerden de değilimdir. Olabildiğince hızlı adapte olma niyetindeyim ya da dediğim gibi sevdiğim için onları oraya ama niye bunu böyle yapmışlar etmişler deyip savaşma modundansa aa ne güzel bir şeyler daha gelişmiş ama orası bir şeyler gelişmiş çok şeyler aynı anda gelişmiş ve bu hız gerçek anlamda bizim zihnimizin bence kabul edebileceği bir hız sınırında değil. Çünkü onu yaşama adapte edemiyor. Daha onu adapte etmeden yenisi çıktı zaten unuttuk onu. Nasıl adapte olacağız? Zaman bize hadi diyor galiba. Ya Bir bence taraftan da. hem zaman hadi diyor ama biz de birazcık tüketimi yavaşlatmamız gerekiyor bana göre. Çünkü Orası evet. o kadar bir kaotik hale getirmiş durumdayız ki bu tüketim alanını. Şimdi artık normalleşmeye başladık ya ben çok korkuyorum bu normalleşmeyden dolayı insanların ipin ucunu kaçıracağı ile ilgili. Allah'ım diyorum sen bizim aklımıza mukayyet ol ne olursun. Güzel güzel bizi akıllı, edepli bir şekilde, ahlaklı bir şekilde yol aldır diyorum. Çünkü ahlak kavramı da gerçekten çok az insan tarafından biliniyor ya da tanımlanabilmiş durumda. Bunu da ya ahlaklı olmak neden bu kadar olumsuzdu da yeni nesil birdenbire bundan böyle bir öcüden kaçar gibi kaçtı, bıraktı onları, orayı da anlamış değilim. Çok az kesimde çünkü o ahlak olgusu ya da kavramı bulunuyor. Onun dışındakilerin birçoğunda hani sanki onu yaptığın zaman şey gibi oluyorsun. Gelenekselce, tanım neydi diye düşündüm. Gelenekselci gibi oluyorsun. Modernliği farklı kavramlar içerisinde var edilmiş. Hani İstanbul'da yaşarken bile bu kadar hızlı dejenerasyonun içerisinde olmak beni gerçekten yordu. Sonra şeyi düşündüm. İyi ki Amerika'da falan yaşamıyorum. Yoksa hani gerçekten güne adapte olamam ya. Hani gün benim için ay gibi geçmiş olur. Bir gün 24 saat geçti. Yok ya nerede öyle böyle bir ay geçti diye hani ben gerçekten kendimi o kadar geliyor. neredesin Yasemin? Heh, gel Yasemin. Yalnız karanlığın Hoş içinde geldin. Duygu o kadar toparlıyorsun dedi ki, Yasemin. Duygu o Evet. kadar dedi ki, ay Yasemin ben seni göremiyorum, Ama hayır karanlığın içinden de parlıyorsun yalnız. evet. Senin Geçen günkü sayar vardı meditasyonun yanında gibi oldu. ya. Bilgisayarın böyle ışığından faydalanayım dedim. Jeneratörler devreye girinceye kadar biraz zaman geçiyor ama neyse çok uzun sürmedi. Evet. Bağlantı daha kesildi bilmiyorum ama Kesilmedi gibi kesilmedi. biz Biz kesilmedi devam değil mi? ettiğimiz Allah için biz devam muhtemelen. ettik evet. Seni Evet, bir sorun bekliyorum. olmadı. Tamam. Mobili de açık bırakmışım. Bazen unutuyorum çünkü şey hani oradan oraya geçiş yapıyor. Bağlantılar çabuk kesiliyor diye. Bu defa kapatmamışım. Aferin, iyi bir şey yapmışım Süper. ben de. İşte aşırı tüketimden dolayı ne oluyor? Elektrikler dayanamıyor. Bir de yaz gelince muhtemelen çok fazla klima yok ama burada da klima miktarı artmış. O artınca da enerji yükü artmış oluyor. Doğal olarak sistem kaldırmıyor. Sizin tüketimle ilgili söyleyecekleriniz neler? Nelere kendimizi adapte etmeliyiz? Duygu'nun mutlaka ekleyecekleri vardır diye düşünüyorum ama ondan sonra Şöyle söz başlayayım alabilirim o ben de. zaman. Tamam. Yani tüketimle alakalı Yasemin, şöyle kendi yine geçmişime bakacak olursam eğer, bende de böyle hayat anlamında doyamadığım bir zaman oldu aslında. Doyumu dışarıda aradığım bir zaman dilimi oldu.
Daha çok işte sahip olmak, daha çok şeyi almak. İşte onlar birikti, 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 birikti. En son noktada aslında o dışarıdan gelen hiçbir şeyin beni içsel olarak doyuramadığını işte fark ettiğim noktada orada benim uyanışım aslında başlamış oldu. Hani böyle az çoktur diye bir şey vardır ya, söz vardır ya. Yani ben eşyayı seven bir insanım bu arada. Hani sahip olma noktasında değil de eşyaya gerçekten hani değer veren, onu onurlandıran ve gerçekten sevgiyle kullanan bir insanım. İşte mesela bu bardaktan kahvemi içiyorum ama bu bardağı gerçekten çok severek ve çok keyifle içiyorum. Her seferinde onu bakıp hani o güzelliğini fark ederek kullanıyorum bütün eşyalarımı. Seninle birlikte de zaten bu bilinç bende çok daha fazla enerjisel düzeyde uyandı. Yani çok tüketmenin gerçekten hiçbir anlamı yok. Sahip olma hırsı bizi hiçbir yere taşımıyor. Ne kadar biz işte tüketirsek, ne kadar böyle talepte bulunursak o kadar fazla şey üretiliyor. Ben gerçekten artık bir şey aldığım zaman kendime direkt şunu soruyorum. Benim buna ihtiyacım var mı? Bundan başka var mı? Buna ihtiyacım var mı? Ben bunu alınca o açılan boşluk yenisiyle tekrar dolacak. Buna değer mi? Dünya ile ilişkilerimizi işte şifalandırdığımızda, dünyaya karşı sorumluluğumuzu arttırdığımızda, doğaya karşı daha bilinçli olduğumuzda zaten daha bilinçli tüketiciler oluyoruz. Henüz hani çok çok fazla dengeye geldiğimi söyleyemeyeceğim ama çok büyük ve önemli oranda aslında yaşamımda ben bu dengeyi oturtabildim. Sadece işte ihtiyacım kadar olanını alıp ihtiyacım olmayana gerçekten hani hiçbir şekilde almıyorum. Hatta şöyle söyleyeyim, son 3 yılımı falan ben kışın sadece 2 tane botla geçirmeyi başardım. Onun öncesinde bir şey vardı böyle işte çok çeşitli olsun, işte şu da olsun, bu da olsun falan. Ama o 2 tanesiyle ben o kadar böyle mutlu ve doygun zaman geçirdim ki o zaman anladım ki insan gerçekten azla çokça yetinebiliyor. Yani bu anlamda hani şey dediğim gibi benim çıkış noktam doyum oldu, içsel doyum oldu. Herkes buna bakabilir. İçsel doyumu neden çılgınca tüketimde arıyor? Neden çılgınca yiyerek, çılgınca alışveriş yaparak bir şeylere sahip olma hırsıyla ve kıyaslama hırsıyla bu arayış içerisine giriyor. Buna bakabilirler. Eğer bu anlamda onları içsel olarak gerçekten neyin tam hissettirdiğini, doyurduğunu anlayabilirlerse o onlar için böyle bence güzel bir şey olmuş olur. Güzel bir başlangıç noktası olmuş olur. En azından çılgınca tüketimi azaltmış olurlar diye düşünüyorum. Çok güzel özetledin Duygu. Evet. O kadar güzel tanıdın ki. Teşekkür ederim. Naçizane. Ben de çocuk oyuncakları tarafından biraz ekleme yapayım söylediklerine. Bizde yani ben zaten çok tüketen bir insan değilim. Önceden de öyleydim aslında ama şimdi tabii daha çok evdeyim. Evde olduğum için de aslında daha az tükettiğimi fark ettim. Hani Duygu bahsedince özellikle hani azla az çoktur. Ben de katılıyorum sana. Daha çok evde mesela baktığımda hani çocuk olduğu için hani çabuk büyüyorlar. Bir şeyleri almak durumunda kalıyorsunuz zaten. Alırken ona göre alıyorsunuz. Bakıyorsunuz bir süre sonra birikiyor mesela. O zaman ona göre elden çıkarıyorsunuz. Şu sıralarda hatta öyle bir çaba içerisindeyim. Mevsimin de değişmesiyle beraber Emir'in eski kıyafetlerini ikinci el olarak satıyorum. Genelde dolap gibi uygulamaları kullanmaya çalışıyorum. Bugüne kadar birçok şeyi de o şekilde elden çıkardık. Yani çöpe atmadan ya da işte hani bir şekilde hani kötü durumda değilse onu idame ettirmeye çalıştık hep. Genelde şöyle oluyor bizim evdeki konuşmalar. Aa bak şurada şöyle bir şey varmış diyor mesela eşim diyor genelde. Biz Emir'le dönüyoruz diyoruz ki ya Emir şöyle diyor genelde. Baba ondan evde var. Gerek yok almana. Eşim tamam peki yapıyor. Onun bir içinde kalıyorum. Hani Emir için alacak oysa falan ama Emir diyor ki baba var. Gerek yok. Ya bende de aynı şey oluyor. Hatta şey diyorum. Hani ne kadar şanslısın diyorum arada eşime. Hani sana hayır bunu alma diyen bir eşin var şeklinde. Gerek yok gerçekten gerek yok falan diye. Aramızda şaka konusu da oluyor böyle. Yani tabii ki hani cömertlik çok güzel bir şey. Bunun için eşime tabii ki teşekkür ediyorum. Ama diğer taraftan da
Hani elimizdekinin değerini biliyor olmak, mevcutu eğer kullanmıyorsak dönüştürebiliyor ya da hani başka bir şekilde birilerinin hayatını kolaylaştıracak şekilde elden çıkarıyorsak çok büyük avantaj oluyor. Genel olarak da buna dikkat ediyoruz. Yapabildiğim en iyi şeylerden biri herhalde Emir'i bu bilinçle yetiştirmeye çalışmak. Hani özellikle zaten ikimiz de doğayı çok seviyoruz. Hatta ailecek zaten çok seviyoruz doğayı. O yüzden mesela elektrik mesela diyelim bir odadayız. Diğer odada da yanıyor. Emir hemen burada elektrik neden yanıyor? Kapatalım doğaya zarar vermeyelim diyor Ya çok mesela falan. tatlı. Yani hani şey yapıyor evet arada hani şey yapıyor tabii ki nasıl diyeyim uyarıyor. Bu böyle bir değişik hissettiriyor bana kendimi ama çok da mutlu oluyorum. Yani bana da demek ki beni uyaracak birisi gerekebiliyor. Bunun için de şanslı olduğumu hissediyorum. Umarım ileride hiç gerekmeden hepimiz uyarılara gerek kalmadan Evet. en iyi şekilde yaparız bunları. O sirkülasyonu bu arada ben de yapıyorum. Zaten şöyle bir şey oluyor. İnsanın gerçekten fiziksel hayatında olan o doluluk içsel anlamda çok sıkıştırıyor. Bilmiyorum sizler Evet. hani bunu deneyimliyor musunuz ama beni çok sıkıştırıyor. Çok fazla bir şey aldığımda bu ihtiyaç dahilinde bile olsa hani bir tık böyle fazlalaştığında içsel olarak hemen böyle bir sıkışıklık oluyor. O zaman direkt şey hissediyorum. Verme ama bunu böyle koşulsuz verme ihtiyacı içerisinde oluyorum. Mutlaka işte bende de o eşyalarda şey oluyor, sirkülasyon oluyor. İşte senin o teknolojide bahsettiğin o değişim, dönüşüm hız gerçekten eşya için de öyle Yasemin. Ben pandemiyle birlikte ev dekorasyonunu normalde de çok seviyordum ama pandemide evde kalınca işte tek uğraş alanım ev olduğu için evle ilgili baya böyle değişim dönüşüm yaptım. İşte yeni eşyalar aldım, dekorasyon objeleri falan aldım ama hali hazırda olanları da ben hep bağışladım gerçekten. Onu da seviyorum yani koşulsuzca vermeyi de seviyorum. O alanda en azından böyle bir denge oturttuğumu düşünüyorum hani. Bu da iyi hissettiriyor. Dediğim gibi eğer çok fazla aldıysam mutlaka koşulsuzca bir şey vererek içsel olarak o dengeyi yakalıyorum. Yoksa gerçekten hani çok şeye sahip olmanın hani kendimden biliyorum kesinlikle insanı mutlu eden bir yanı asla yok yani. Bir de zaten hani dıştan bir şeyi ne kadar alırsak alalım, ne kadar hayatımıza dahil edersek edelim, gerçekten o içsel tamamlanma yoksa hiçbir şey Evet. anlam ifade etmiyor. Hep eksik Kesinlikle. kalıyor bir şeyler. Yani evet tamam oldu ama haline geçebiliyor insan. O haline geçme de işte bir şeylerin çabuk tüketilmesinden kaynaklanabiliyor. Ama her şeyin senin de dediğin gibi hayatımızda olan eşyaların da bir sebebi var. Onların bizimle olmasının bir amacı var ve bu amaç doğrultusunda birbirimize kurduğumuz bağlar çok güzel ve çok özel bağlar aslında. Bu bağların da farkında olduğumuzda o alan da değişmeye başlıyor. Yani Evet. aslında alışveriş yaparken işte hani dün